Metin Öztürk'ten bomba açıklamalar. Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından Metin Öztürk seçilmesi durumunda Galatasaray'ı dünya markası yapacaklarını söyledi. Metin Öztürk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği, 1905 AGS üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, yönetime gelmeleri durumunda ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Yolumuz uzun ama kendimize güvenimiz tam. En geç 21 Mayıs'ta Galatasaray'ın başkanı olarak Anıtkabir'i ziyaret ederken sizlere hitap etmekten onur duyacağım," dedi. Metin Öztürk, 1905 AGS'nin üyesi olmaktan gurur duyduğunu aktararak, davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Olağanüstü genel kurulla ilgili 22 Nisan Cuma günü için mahkemenin bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Öztürk, "Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Çünkü iki başkan adayı bu tedbir kararına karşı ortak bir tavır gösterdi. Fakat tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah haznesinin Kazakistan'da gözükmesi, bunun biraz da bilinçli olduğunu zannediyorum. İşi uzatabilir. Bu konuda da Sayın Burak Elmas Başkan'a şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta Başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray Başkanı'na yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Yarışa kendisi katılamayacağı halde bunun gerçekleşmesi için gereğini yapıyor," diye konuştu. Metin Öztürk, transfer listesindeki birçok yıldızla dikkat çekiyor. Eşref Hamamçıoğlu ise takımı küçültmekten yana. Görünen o ki Öztürk başkanlığa seçilirse Galatasaray'da transfer bombaları arka arkaya patlayacak. Peki sizce Galatasaray'ın başkanı kim olmalı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'a çılgın gelir. Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansı adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid, Manchester City ve Atletico Madrid'in ardından Lyon'un da radarına girdi. Fransız ekip, yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede Kerem'le ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu. Sezon başında Christian Wijnaldum'un sözleşmesinin 1.3 milyon euroya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euroya uzatmayı kabul etmişti. Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz sözünü almıştı. 30 Nisan'da seçim yapılacağı için şimdilik herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'a şartlarını bildirmesi bekleniyor. Yeni yönetimin seçilmesinin ardından da Lyon yöneticilerinin İstanbul'a gelmesi ve resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bu sezon özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansta dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2006 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. İşte 2023 model Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Başkanlığı kazanırsa takımın başına sportif direktör olarak Cenk Ergün'ü getirecek olan Eşref Hamamçıoğlu yönetimi, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına da başlandı. İşte 2022-2023 sezonu için Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler. Alexis Sanchez. İtalyan basını sarı kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldızla ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Muhammed Elneny. Sarı kırmızılılar Arsenal'le sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mısırlı orta sahayla ilgileniyor. Aslan bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Jean-Michel Seri. Galatasaray, Fulham'la olan sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen eski oyuncusu Jean-Michel Seri ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Filişi sahilli futbolcu, bu sezon 29 maçta süre aldı ve 6 asistlik katkı verdi. Jason Denayer. Sarı kırmızılılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Denayer için tüm şartlarını zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu. Henry Onyekuru. Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Henry Onyekuru. Nijeryalı yıldız Olympiakos'ta mutlu değil ve takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Sarı Kırmızılılar başkanlık seçimlerinin ardından 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine başlayacak. Burak Yılmaz. Galatasaray'da gündeme gelen son isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Tecrübeli golcü sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ligden ayrılacak. Milli forvet Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Çeka. Aslında gündemde olan isimlerden biri de Çeka. Portekizli oyuncunun Lille olan sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli orta saha için şimdiden girişimler başladı. Ve Axel Witsel. Belçika basını Galatasaray'ın Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel'le ilgilendiğini yazdı. 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir ön libero arayan sarı kırmızılı takımın bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği ifade ediliyor. Galatasaray'dan Şar hamlesi. İngiliz basınından Galatasaray için bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların Newcastle United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsviçreli stoper Fabian Schär'la ilgilendiği yazıldı. Ada basınına yansıyan haberlerde Galatasaray'la birlikte Lille ve Alman temsilcisi Mönchengladbach'ın da tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Schär'ın ekonomik anlamda sıkıntı olan Galatasaray için bulunmaz bir fırsat olduğu kaydedildi. Öte yandan devre arasında Erik Bulgar'ı kiralayan Galatasaray, Şilili orta sahadan memnun değil. Sarı Kırmızılılar bu doğrultuda gelecek sezon için orta saha arayışlarını da sürdürüyor. Şili basınından bu doğrultuda müjdeli bir haber geldi. Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Arturo Vidal için Şili basını flaş bir haber yayımladı. Buna göre Flamengo ile görüşme halinde olan yıldız orta sahanın seçeneklerinden birisinin de Galatasaray olduğu yazıldı. Galatasaray'dan Lozano hamlesi. Meksika basını Galatasaray'ın ilk transferini duyurdu. Haberde Lozano'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a giderek Galatasaraylı idarecilerle görüştüğü belirtildi. Detaylarda Mauricio Lozano'nun geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçtiği ve transferin tamamlanması için bir deneme sürecine karar verildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ESPN'e verdiği röportajda bu haberi doğrulamış olan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bir ay süreyle deneme antrenmanlarına çıkacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre Meksikalı futbolcu Brian Mauricio Lozano antrenmanlara katılmak üzere ülkesinden İstanbul'a doğru yeniden yola çıktı.